Buradayız. Evet, bugün HDP aday adaylarını tanıtmaya devam ediyoruz aslında. Bugün de farklı renkten, farklı dilden aslında iki adayımız var bizimle birlikte olan. HDP Ermeni aday adayları bizimle birlikteler. Hemen konuklarımı tanıtayım ben sizlere. Zira epeyce uzun uzun muhabbet etmek istiyoruz. Murat Mıhçı ve Flor Uluk bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Öncelikle ben çok memnunum sizi tanıdığım için ve konuk aldığım için. Tekrar teşekkür ediyorum davetimi kırmadığınız için de. Şimdi bir Flor Hanım sizden başlayalım. Sizi bir tanıyalım. Şimdi HDP aday adayı diye duyurduk ama elbette ki birçok daha meziyetiniz var. Neler yaparsınız? Böyle bir gününüz nasıl geçer? Kimsiniz? Onu bir alalım önce. Doğma büyüme Samatyalı bir Ermeniyim. Mücadele içerisinde çok uzun yıllardır vardım, var olmaya da devam edeceğim. Daha çok kadınlarla ilgili, savaşın sebepleri ve sonuçlarıyla ilgili çalışmalarım oldu. Daha fazla insanlar beni projelerimle tanırlar. Van için, Van depreminde yaptığım bir projeyle. Aslında ondan çok daha öncesi, evveliyatı da var da. Bu sosyal medyanın da yaygınlaştığı bir döneme denk düştüğü için Barış'a bir tülbente sen bağla gibi. Evet. Ya da Şengal için Şiş başına, Kobane için yaptığımız projelerle tanırlar. İki çocuk annesi, terzi bir kadınım. Evet. Murat Bey, sizler neler yaparsınız? Asıl mesleğiniz nedir? Asıl mesleğim elektrikçiyim. 1975 doğumluyum. Siyasi hayatım 99 yılında bir ÖDP ile başladım. Daha sonrasında çeşitli partilerde, çeşitli görevlerde bulundum. HDP'nin içerisinde var oldum. Bunun dışında işte Nor Radyo'da Nor Zartonk üyesiyim ve Nor Radyo'da program yapıyorum. Çeşitli Demokrat Haber, Turnusol gibi sitelerde yazılar yazıyorum. Ağustos'ta misafir yazarlık yapıyorum, çeşitli dönemlerde yaptım. Politik biriyim ama bundan önce bir oğlum var ve önce babayım. Ne evet. Güzel. Bir anne ve bir babayla birlikteyiz. Peki şimdi Flor Hanım, elbette aslında farklı bir renk, farklı bir ses katıyorsunuz şüphesiz HDP'de ve HDP'nin içerisinde. Ama en başta Ermeni kimliğinizle adaysınız. Evet. Peki sadece Ermenilerin sesi mi olacaksınız eğer aday seçilirseniz ya da öyle misiniz? Yani şu anda da sonuçta HDP içerisinde aktif siyaset yürütüyorsunuz. Sadece Ermenilerin sesi olmak için mi bu adaylık? Aslında Ermenilerin kendine dair olan yeri doldurmak için diyelim. Bu sadece bir şeyi, yani bir alanı bu. Ben zaten yıllardır mücadele içerisindeyim. Kürt Özgürlük Hareketi ile hep yan yana gittim. Benim de Ermeni aday olmamın nedeni öz örgütlülüğe sahip tek Ermeni politik yapısı olan Nor Zartonk'un önerisiyle oldu. Tabii ki Ermenileri de temsil edeceğim ama zaten benim var olan bir alanım ve artık bir Ermeni olarak da üzerime düşen sorumluluğu almak için bir davetim vardı. Bunu da kabul ettim. Çok da memnunum. Umarım güzel neticelenir. Peki Murat Bey, sizin için sadece Ermenilerin sesi olacak, sadece Ermenilerin sesi mi olacaksınız? Yani? Mümkün mü? Olması mümkün değil zaten. Sadece Ermeniyiz diyerek politika yapmak bir kere siyasi hayatta, sol hayatta gerçek bulmaz. Ve bu böyle bir düşünce HDP'nin zaten tüzüğünde de programında da var olan bir şey değil. Bizler evet Ermeni olmamız da bunun bir parçası. Ama siyasi hayatta en başta sol duygularla, sol histen var olmuş olmamız bizi buralara aday olmaya yönlendirdi. Bizi aday gösterilmeye yönlendirdi. İşte HDP de bu zemini bize umuyorum açacak. Evet. Peki şimdi Flor Hanım da söylemişti aslında, yani Kürt mücadelesiyle sürekli omuz omuzaydım ve yan yanaydım dedi. Sizin için de böyle bir şey geçerli mi? Gerçi HDP'de bulunmuş olmanız elbette ki öyledir. Tüm oluşumlarda olduğu gibi Kürt hareketiyle de sonuçta yan yanasınız. Evet. Bir Ermeni olarak bunun özel olarak önemi nedir sizin için? Çok uzun bir aslında açıklaması var ve çok da aslında önemli. Bir kere tarihte şunu bilelim. Bugün
yaşanan, Kürtlerin yaşadığı, Kürt halkının yaşadığı olumsuzluklar 1915'e neredeyse eşdeğer. Ve bugün 1915'teki Ermeni soykırımına susan insanların yerinde olmamaktır. HDP'de bulunup ve mücadele vermemek. Bizler bu toplumun içerisinde duyarlıyız. Ve o günkü yaşananlar her neyse bugün olanlara o gün gibi ses verebilen insanlarız. Bu mücadelenin yapısında bulundum. Bundan önce ortak çalışma, parti çalışmalarından önce Ufuk Uras seçim kampanyasında bulundum. Ve orada seçim kampanyasında Kürt yoldaşlarımızdan, diğer sol sosyalist yoldaşlarla beraber çalıştım. Sonrasında yine o mücadelenin bir parçası oldum. Bir çatı parti çalışmalarında yine aktif olmaya çalıştım. Daha sonra Sebahat Tuncer seçim çalışmasında yine bulunduğum partide görevliydim ve bizim merkezi çalışmaydı. Ki oradaki benim Kürt hareketiyle ve diğer sol gruplarla beraber olmamdaki en önemli bölüm orası oldu. Bize Ermenilerle ilgili bir ne ihtiyaçları var, ne sorunları var, bunlarla ilgili seçim çalışmasında neyi duyurabiliriz diye sorulduğunda bana bunun fırsatını verdiler. Ve peki yazdığım, ne ihtiyacınız vardı? Çok şeye ihtiyacımız var. Bir kere eşit yurttaşlık bizim en sıkıntılı sorunumuz, vakıf sorunlarımız var. Bunun dışında 1915'ten yüzleşen bir cumhuriyete ihtiyacımız var. Hatta mümkünse de bu cumhuriyetin adının dahi, yani cumhuriyet ise bunun değişiminin yeni bir hayatla var olmasını arzuluyoruz. Ama en başta affedersin denmek istemiyoruz. Evet. Peki Flor Hanım, 1915 dedik, Ermeni soykırım dedik. Aslında tam da 2015 yılının böyle bir önemi var. Seçimler de böyle bir tarihte denk geldi ve yapılıyor. Ve siz de bu tarihte, yani Ermeni soykırımının 100. yılına denk gelen 2015 seçimlerinde aday oldunuz. Soykırıma dair aslında öncelikle talepleriniz nedir? Bir onları almak istiyorum. Ve böyle bir denk gelişi nasıl açıklayabilirsiniz bize? Şimdi 100. yılın elbette önemi var. Ancak sembolik bir önemi var. Çünkü geçmişle gerçek anlamda bir yüzleşme yaşanmadan hiçbir sorun çözülebileceğine inanmıyorum. Bu anlamda, yani bu minvalden çok önemli, çok değerli buluyorum. Ancak 101. yıl da bizim için çok önemli. Yani bunun devamının bu şekilde gelmesini istemiyoruz. Yani gerçek anlamda geçmişle yüzleşilip bizim de az önceki arkadaşımızın söylediği gibi eşit yurttaş haklarından yararlanmamız gerektiğini, hatta tüm yaşadıklarımızın yok sayılmasından ziyade bir şekilde tanzim edilmesini talep ediyorum ben kendim adına en azından. Peki bu hükümet sizce gerçekten yüzleşme sağlayabilir mi? En azından bu hükümetin yüzleşme sağlayabilmesinin olanağı olan mecliste böyle bir yapı var. Yani böyle bir parti var. Ve biz de oradan böyle bir gerçekliği yakalamaya çalışacağız. Evet. Peki size de sormak istiyorum. Şimdi adayı oldunuz. Elbette ki vaatleriniz vardır. Ya aslında vaat demek için çok erken. Çünkü özellikle arzularınız vaatler, diyelim o zaman. Elbette. Yani, hangi arzularla tamam, aday oldunuz? Bu çok oldunuz? Daha doğru. Çok daha gerçek bende karşılığı olan bir soru. Herkesin, yani her kesimin ulaşabilen eşit yurttaşlık talebi olan, hatta olmayanında kazanılan tüm haklarla birlikte ortak ses çıkarmak asıl muradım benim. Kadınlar üzerinden belki hareket edeceğim. Özellikle de Ermeni kadınları üzerinden, ancak bu diğer işte kültürlerin, diğer kökenlerin, diğer inançların kadınlarını asla dışarıda bırakmak niyetiyle değil, bilhassa özellikle
bu kadınların birbirine yaklaşmasıyla, birbirlerinin kültürünü tanımasıyla, tanıyarak sevip birlikte yürümeyi talep etmesiyle birlikte gerçekleşecek bir şey. Örneğin evet, Ezidi, onları soracaktım. Çalışmalarınız Ezidi, vardı evet, sizlere. Böyle de bir gerçekliği olan bir dünyada yaşıyoruz. Hı. Biliyorsunuz IŞİD vahşeti şimdilik Ezidi kadınların üzerinde gibi görünse de diğer kültürlerin, diğer inançların kadınlarına da aynı eziyeti, aynı ızdırabı çektiriyor. İşte tecavüzden köle gibi satılmalarına kadar çok büyük bir alanda kadınlar bu dertten muzdaripler. Evet. Onlar için bir şey yapmak. Evet, bunları neden hazırlamıştınız? Gerekli. İşte özellikle ilk amacım aslında buradaki çığlığımın bu şekilde yansımasıyla diğer kültür kadınlarını da buluşturup en azından ekonomik anlamda da olsa bir katkı sağlamak, hı-hı, asıl muradım. Karşılığında yani buradan buluyor. Sağladıklarınızı Kobani'ye mi gönderdiniz? Tabii. Hatta Şengal'de bu işte adaylığı yüzünden biraz geciktirerek de olsa hayata geçireceğim hazır bir projem var. Hı-hı. Şengal'e gidip atölye kurmak için hazırlıklarımı yapmıştım. Ancak dediğim gibi bir Ermeni olarak, üstelik kadın, anne bir Ermeni olarak da sorumluluğumu yerine getirmek için sol öz örgütlülüğü olan Nordar Tonk'un adaylık teklifini, hı hı, kabul ettim. Evet. Peki nasıl bir çalışma olacak? Onu da o zaman karşı pencereden ilk duyurmuş olalım. O proje nasıl bir proje olacak Şengal'deki proje? Şimdi Şengal'deki proje alalım. Özellikle bir konfeksiyon atölyesi, hı hı, ve böyle hediyelik eşya diyebileceğimiz, hı-hı, kültürün yansımalarını üreteceğimiz, hı-hı, bir gençlik atölyesiyle şimdilik başlayacak. Tabii sonrası için daha aşamalı olarak devam edecek bir dizi projeler var. Hı-hı. Ancak bunlar takdir edersiniz ki hepsi ekonomik olarak çok ciddi güç isteyen, tabii, ve eğitim isteyen bir takım şeyler, hı-hı, sorumluluklar. Ama giderek yani... Birisinden başladığımız zaman zincirleme olarak arkasına gelebilecek bir şey, korkulacak değil. Hatta muhakkak keyifle, şevkle üzerine gidilecek ve gerçekten sonucu görülebilecek bir şey elbette tabii ki. Zaten Samatya Kültür Dayanışma İnisiyatifi eylemlerinden de çok bilinen, hı-hı, işte her yıl robos yanmaları, Samatya katliamının ve saldırılarının anmasını yapan, İşte barışa bir tülbent bağlayan, Kobani için şiş başına diyen bir inisiyatif var burada. Çeşitli aidiyetlerdeki kadınların, özellikle kadınların bir fiil çalıştıkları, ancak erkeklerin de her anlamda, hatta çalışarak da destek sundukları çok geniş bir alana yayılan bir inisiyatifimiz var. Evet. Bunlar, bu inisiyatifle birlikte gittiğimiz yerlerde de kendimize katan, çalışmaları çoğaltan, üreten. Büyüyerek geri geliyorsunuz, evet, yani. Türkiye ve hakikaten hani dünya çapında diyebilirim. Çünkü Amerika'dan, Avustralya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, Almanya'dan desteği geliyor. Zaten sosyal medya üzerinde de takip edilebilir bir çalışma şeyimiz var, alanımız. Güzel, böyle aktif ve renkli çalışan bir aday adayı. Evet. Açıkçası ben çok memnun oldum. Çok heyecanlandırdı beni. peki şimdi tüm bunlar destekler, dayanışmalar güzel. Ben ama şunu sormak istiyorum. Şimdi önümüzde aslında 8 Mart'ı da yeni geride bırakmışken epeyce tartıştığımız, epeyce konuştuğumuz ve bizzat aslında biz kadınların birebir o korkuyla yaşadığı bir durum var. Artık kadın katliamları gibi bir gerçeği var bu memleketin. Cinayet diyemiyoruz çünkü katliam boyutuna, evet, ulaştı. Ona dair neler söylersiniz bize? Ya da meclise buradan ne gibi bir çağrınız olur kadın katliamlarına karşı? Şimdi öncelikle kadınların hassasiyetleri ve talepleri dikkate alınarak anayasal güvenceyle de çok ciddi caydırıcılığı olan yasalar çıkarılmalı meclisten. Yani bunun çok hızlı bir şekilde yolu açılmalı ve garantiye alınmalı. Kadınların özgüvenlerinin, öz örgütlülüklerinin olacağı gerçek yapılar oluşturulmalı. Biraz adaylığımı da, adaylığımı diyeyim, henüz bu anlamda konuşmak için çok erken de olsa, ancak bu altyapıyı oluşturmak için de çalışacağım. Yani ilk hedefim bu. Vekillik elbette ki isterim.
Ancak böyle bir böyle sonuçlanmasa bile en azından yaşadığım şeyde, çevrede, bölgede böyle bir yapının oluşmasını sağlayacağım. Kadınlar özgürleşmeden ben toplumun özgürleşebileceğine inanmıyorum. Evet. Peki Murat Bey, bugün aslında epeyce de tartıştığımız şu saatlerde de aslında hala tartışılıyor. Selahattin Demirtaş'ın, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir grup toplantısında bir konuşması oldu. Aslında tarihe geçti bu konuşma. Çünkü tarihin en kısa grup toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Evet. Ve söylediği tek bir cümle vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyordu. Seni başkan yaptırmayacağız dedi. Doğru. Siz başkanlık sistemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Buna gelmeden önce bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Ben Cafer'e dayanışmasındayım. Bu geziden sonra oluşan çeşitli dayanışmalardan oluşan bir Cafer'e dayanışmasındayım. Olduğu günden bu yana çeşitli atölyelerde çeşitli çabalarımız oldu. Çok güzel işler yaptığımız fark edilince bir sene sonra sizin de bu açıdan size de çok teşekkür ediyoruz. Onların dayanışma olarak bizim yaşadığımız o dönemki baskıları duyurdunuz. Bu anlamda Cafer Ağa Dayanışması adına da teşekkür ederim. Kadın konusunu açtığınızda bizim orada bir erkeklik atölyesi kurduk. Erkekler olarak kadın sorunlarını konuştuk. Ve sonrasında bunlarla ilgili çeşitli kendi içimizde erkekler olarak neleri yanlış yaptığımızı anlamaya çalıştık. Anladık diyemeyiz, anlasaydık zaten bugünkü kadınların yaşadığı sorunları en azından biraz çözmeye şansımız olurdu. Yaşanan bu kadın katliamlarıyla ilgili Kadıköy'de bir yürüyüş yaptık. Daha evvel çeşitli bulunduğum siyasi örgütlerde veya toplumlarda buna benzer yürüyüşler yaptığımızda bize deli diye bakılıyorduk. Ama bugün Kadıköy'de yaptığımız bu yürüyüşün çeşitli anlamlarını yakalamaya başladık. Yani açıkçası dayanışmanın bu anlamda yaptığı bu çaba en azından bulunduğumuz çeperde olumlu sinyaller verdiğini düşünüyoruz. Bize olan, yani kendileriyle olan yaşadıkları sıkıntıları bizlere duyuran ve bizim de bunlarla ilgili çözüm üretmeye çalıştığımız halen evimiz işgal altında da olsa birileri tarafından bunu o dayanışma bünyesinde çözmeye çalışıyoruz. Ve mücadele de devam edecektir. Evet. Bunu söyleyeyim. Cafer Ağa Dayanışması demişken bizler gazeteci arkadaşımız Nuh Köklü de bir kez daha almış olalım. Yakında bir anması olacak. Yani Nuh gitti. Yani o ayrı bir şey ve o bizim halen içimizde o acı ve o bölge çok önceleri Yelde Ermeni çok güzel bir yerdi. Yani etik dokusunu kaybetmeyen, özellikle Rumların yaşadığı bir yerdi. Bugün artık orada Rum yok. Ermeni de sanırım bir iki ev var. Ama oranın değişimi ve bu hale gelmiş olması aslında Türkiye'nin birçok şeyinin gerçeği. Ama yani orada Yelde Ermeni dayanışması var. Oradaki arkadaşlarımız yeni bir hayatı orada var etmeye başladı. Oradaki o hayatın sayesinde kendini özgürlükler alanında gören, özgürlükler için mücadele eden insanlar oralarda hayatlarını geçirmeye başladılar. Ve oradaki o mücadelede de Nuh arkadaşımız gerçekten ona kayıp verdiğimiz göğe yükselen bir yıldızdır. Diğer soruya gelelim biraz daha siyaset. Aslında yani Nuh'tan sonra siyaset konuşmak gerçekten çok zor. Fakat evet biz HDP'liler oldukça bunun mücadelesini her yerde vereceğiz. Verdik de vereceğiz de. Yani Sayın Demirtaş bunu kendisi söylemedi. Ben son kongrede de HDP'nin il yöneticisi oldum. Bu bizim üyesi olan, bu işe sempatiyle bakan da herkesin ortak düşüncesidir. Biz başkanlık sistemine bu şekliyle hiçbir zaman yanında olmayacağız. Hele ki saltanat sistemi olan, saltanat sisteminin bize dayatılıyorsa biz saltanatları yıkacağız. Buna ya bugüne kadar da zaten yaptıklarımızdan
bunun ispatını verdik topluma. Davutoğlu da Twitter adresinden aslında bir açıklama yaptı. Bir iki tweet atmış şöyle. Ben girmeden önce hemen ona bakıyordum. HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın bugünkü açıklaması had bilmezliğin ve demokrasiye saygısızlığın yeni örneğidir demiş. Nasıl bir demokrasi anlayışı var ki bu söylenenler demokrasiye saygısızlık olarak görülüyor sizce? Her şey tek vatan, tek dil, tek ırk. Tek ben bilirim, tek ben yaparım, sınıf başkanı benden olsun. Bu boyuta geldik. Birileri de ona bunu söylemesini eminim ki önüne yazıp vermişlerdir. Bunu çok rahat görüyoruz açıklamalarından. Bununla ilgili bir süre sonra yine devletin üst kademelerinde olan biri olayı yumuşatmaya çalışacaktır. İyi kötü kötü polis devam edecektir. Ama sonuçtaki bir var ve irade var ve bu iradeyi biz bugün mecliste olsak da olmasak da, bizler aday olsak da olmasak da mücadelesini vereceğiz, veriyoruz da. Her parkurda veriyoruz. Biz bu anlamda Sayın Davutoğlu'nun söylemini tamamen içe dönük bir politik söylem olarak görüyoruz. O da bunun yapamayacağı, ya bu söyleminin aslında sadece söylenmiş bir söz olarak kaldı, söylediğini biliyoruz. Biz bu cevabı Sayın Demirtaş verdiyse, bu söylemi yaptıysa bunun arkası doludur. Hepimiz arkasındayız. HDP olarak bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Evet. Artık süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Flora Hanım, söylemek istedikleriniz varsa onu da alayım. Aslında Nevroz da yaklaştı. Belki oraya dair de bir iki bir şey söylersiniz. Ya aslında Nevroz'la ilgili söyleyebileceğim tek şey şu anda, çok bencil bir yerden belki çıkış yapacağım ama şimdi Suruç'ta olacaktım. Adayı olmamış olsaydım oradan da AVD'ye geçecektim yani. O zaman Nevroz, biz de geçiyorum yine evet, de. Özlemlerimizle selamlarımızı gönderelim evet. Suruç'a ve Diyarbakır'a. Varsa söylemek istedikleriniz, elbette ki daha programlar yapacağız, daha tanımaya devam evet. edeceğiz bizler adayları. Ama bugünlük varsa söylemek istediğiniz, seslenmek istediğiniz, ne söylemek istiyorsanız karşı pencere ekranları sizin için. Buyurun. Biz bugün adayız. Bundan sonra eğer olabilirsek aday olacağız ve belki Ankara yolu açılacak. Ancak biz her durumda, her koşulda partimizin her kademesinde canı gönülden çalışan insanlarız. Belki bugün sadece bu kadarının bile bize katacağı çok büyük şeyler olduğuna inanıyorum. Her konuda söyleyecek fikri olan, hatta örgütlenmemiş olan özellikle kesime sesleniyorum. Evet, artık birlikte kendimize, halklara, inançlara, kültürlere, yani bu tekçi zihniyetin karşısında çok güçlü bir şekilde durmaya artık harekete geçme zamanı diyorum. Herkes en yakınındaki adaylarıyla ilişki kurarak belki biraz daha güçlü, biraz daha kararlı, biraz daha ayakta durabilir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Murat Bey, sizin varsa söylemek istedikleriniz? Aslında çok şeyler var dediğiniz gibi. bir kere HDP'deki tüm Ermeni adaylar Ermeni. Diğer partide olabilecek adaylar Ermeni asıllı. Bu anlamda... Ciddi bir iddia oldu bu. Ciddi bir iddia değil, yok bu. Öyle Ermeni asıllı tavrı bu söyleniyor ve zaten bundan önceki seçim çalışmalarında da adaylar bu üzerinde Ermeni asıllı diye lanse ediliyor. Biz Ermeniyiz. HDP'de de Ermeniyiz. Ve tüm adaylar da çok değerli. Özellikle kadın adaylar bizim Ermeni toplumu içinde çok önemli bir yer tutuyor. Her yerde olduğu gibi kadın adaylar Ermeni toplumda da siyasette olsun birçok konularda biraz daha sayısı az. Ve biz Norzartong, ben bir Norzartong HDP'li Ermeniler ve Norzartong'un da önerisiyle aday oldum. Ama sevgili Flor bizim üyemiz değildir. Mücadeleci kimliği
ve bizim için bir ışık oldu. Bu anlamda bir kadın olarak onun bu çabası umarım karşılığını bulacak. Ve hep biz birlikte bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Çünkü biz Ermenilerden biz buraya gelirken şöyle bir konuşmaya yaptık. Kendi aramızda toplantı yaptık. Bu toplantılarda aldığımız karar oraya giden Ermeninin vekil olarak seçildikten sonra bize sorumlu olacağı. Biz onun arkasını dolduracak çalışmaları hep birlikte yapacağımızı sözünü verdik. Ve bu anlamda oraya giden Ermeni sadece kendisi olmayacak, biz olacağız. Ve bu toprakta Norzar Tonk'un kelime anlamına uyan yeni yaşamı, yeniden varlığı tekrar biz yok edilemediğimizi de bir anlamda ispatı olacak. Bu açıdan bizim vekillik adaylığımız bir kere bir vicdani, ama vicdani bu topik siyaseti değil, işte dolma siyaseti değil. İkinci mücadele siyaseti olacak. Diğer yandan da tekrar döndük demek olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok memnun oldum sizleri tanıdığım için. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bugün Murat Mıhçı ve Flor Uluk'la birlikteydik. Kendileri HDP'den aday adayı efendim, Ermeni adaylar. Evet, HDP'den aslında farklı renkten, farklı sesten birçok aday var. Bizler de elimizden geldiğince onları sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Zira biz çok keyif alıyoruz onları tanırken. Umarım sizler de izlerken öylece keyif almışsınızdır. Evet, Murat Bey ve Flor Hanım'dan aslında ben şöyle bir sonuç çıkardım. Aslında HDP'deki aday adaylarına baktığımızda hepsi bizzat mahallelerin içerisinden gelen, dayanışma evlerinden, dayanışma birliklerinden aslında çıkmış ve aday olmuş kişiler. Umarım seçilirler, umarım bu arzularını, bu umutlarını mecliste de taşırlar diyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.